herkesin aynı oranı her hasara uygular. İster 1 milyonluk hasar olsun, ister 10 milyonluk hasar olsun. Bu cümleden olarak bir garantisini katıyoruz. İlk 3 demiştik, artı 1 yapıyoruz Bank Bey. Tamam mı? Yatır atan Şanlıurfa Sigorta Acenteler Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Trafik sigortalarında bugünden yani Eylül ayından itibaren ticari gruplarda %10, diğer gruplarda da %20 olacak şekilde SDDK tarafından bir zam yapıldı. Ayrıca Şubat ayında %1,5 olan, aylık %1,5 olan zam oranı da %4,75'e çıkartıldı. Tabii ki sigorta önemlidir biliyorsunuz. Günümüz şartlarında şu an her şey pahalandı biliyorsunuz. 2022'nin birinci ayında maddi zararlar araç başında 50.000 TL iken şu an 100.000'e çıkartıldı. Zararlar kaza başına 100.000 iken 200.000 TL'ye çıkartıldı. Sakatlama ölüm kişi başına 500 iken 1 milyona çıktı. Ölüme kaza başına 2,5 milyon iken 5 milyona çıktı. Şimdi bunlar da ister istemez trafik sigortalarının artırışına neden olmaktadır. Tabii ki araç değerleri de yükseldi. Geçen yıl olan 200 bin TL'lik bir araç şu an 500 bine rahat satılabiliyor. Bunlar hepsi trafik sigortası birer etkendir. Çünkü parçalar bir cam fiyatı geçen yıl 500 TL iken şu an 5000 TL'ye değişiyor. Halkımız da zamlara alışmak zorundadır. Zam geliyor ancak Türkiye'de bir sürü sigorta şirketi var. Trafik sigortası kesen şirket bulamıyoruz. Yani bırakın zamı. Bir müşteri bir acenteye gittiği zaman trafik sigortası kesen şirket bulamıyor. Ya sistemlerde hata veriyorlar ya sistem yok diyerek trafik poliçesine fiyat verilmiyor. Bu da büyük bir sıkıntı zaten. Buradan devletimize sesleniyorum. Sizler ricam lütfen ve lütfen trafik poliçesi kesmeye başlayın. Acenteler mağdur olmasın, vatandaş mağdur olmasın ve en önemlisi de sabit tarife dediğimiz tüm fiyatların aynı olmasını istiyoruz. Dördüncü basamak ortalama Şanlıurfa için konuşalım. Otomobillerde 1700-1750 civarı bir prim çıkmaktadır. Bu yüzde gelen %20 zamlıkla beraber 3200'i bulacak. Artı her ay 4,75'te üstüne geldiği zaman bir hesap yaptığımız zaman ne olacak? Diyelim 3200 çarpı 4,75 yüzde artıştır. Ortalama 3300 TL bir prim çıkmış olacak. Ve şu an zaten vatandaşımız sigortasını yapmıyor. Günü geldiği zaman parası olmadığı için yapamıyor ve cezaya giriyor.